Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, bu akşamki dersimiz iksir idi. Öyle de anons yaptık. Size bir şey anlatayım. ...12.09.2011'de başlayıp niyeti okumuşum. Tam sayfa 67 bitti. 144 ne kadar var? 80. O kadar defterde niyeti yazdım. Bu iksiri araştırırken iksir mer niyetin altyapısı. Siz de şeye hak vereceksiniz. Niyetin iksiri araştırırken bir daha söylüyorum. Niyetin alt zeminine bir baktım iksirin. Mer iksir ve maye denilen iki tane hakikat, yani tencereye iksir koy, maye koy, karıştır, oradan besleniyor niyet. Şimdi niyeti anlatmasam iksiri anlamayacağız. Hazır olduğunu görüyorsunuz. O zaman niyeti anlatmam lazım. Kaç sayfa? 70 küsür sayfa. Ben bugün 2 günden beri sinirlerim de epey yoruldu, yani bayağı. Yetiştireyim diye size kaç sayfa etti? 79 mu? 77. Size bakayım kaç sayfa hulasa yaptım? 20'den 28. 8 sayfa. Yani lübün lübü, özün özü niyeti 8 sayfaya indirdi. Bir derste herhalde bitmez. Niyet, malum ustadımızın ne diyor? He? Niyet bana da maliyet eşer, tahir eder. Başka? diyor, evet. Ama ne zaman, ne kadar öğrenmiş? He. 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde, 4 kelamla 4 kelime öğrendim. Bir tanesi niyet. Biz bir saat versek ne olur ki? Bediüzzaman 30 sene vermiş. Ha? Çok uğraştım. Niyet nedir? Neyin nesidir? Sonra iksire ineceğiz. Tamam. Şimdi niyetin şeceri hilkatta, yani 8 sayfaya indirdim. 70 küsur sayfayı. Bunu size göstermek için getirdim. Bunu kapatıyorum. Bilerek, çalışarak geliyorum. Şimdi niyeti başlamadan ben size şeceri hilkatten aç o iksir ve niyet. Sevgili arkadaşlar, görüyor musunuz? Biraz da büyüteyim tabii. İlk önce kaba taslak. İnanın ne olur, bu sizsiniz. Böyle bir şey düşündüm ben bugün. Fotoğrafı elektriği kesecektim. Fakat bulamadığım zaman bir yerden ses bulacaktım. Fotoğraf çekerken şah var ya. Şimdi bu öyle kabul edin. İşi söndürdüm. Şah diye sizin röntgeninizi çektim. Koydum karşınıza. Bu olsunuz. Onu yapacaktım. Ama yapacağım bir dahaki derste. Şimdi bu sizsiniz. Kaba taslak. Bu niyet nerede olduğunu ezberden olmasın. Bu ben olan bendir. Şu. Ene. Bizim başımızın en büyük sıkıntısı şu, şurada kaymıyor galiba. En büyük sermayemiş. Şunu şöyle al Hasan.
Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ben olan benim. Bu Nur-u Muhammed'inin bir temessülü. Bu Nur-u Muhammed'i sendeki. Ben olan ben derken bunu kastediyorsun. Bundan başka hiçbir şeyin yok. Hepsi yalan. Bunu anlatmayacağım. Burası ruh çeviri, açılımı. Allah'ın eneden ruh yarattı. Sonra onun içinde kalp yarattı. Kalbi de ikiye ayırdı. Bak, bu ruhtur. Bunun dışına kalp koydu. Kalbin iki tane ayağı var. Dima ve vicdan. Oraya bakın ki. Ersal burada mı? Yok abi. Dima. Şimdi arkadaşlar, niyet iki tanedir. Bir tanesi şurada kalpte, bir tanesi şu iltizamda. Birinci niyet deniliyor buraya. Buraya da ikinci niyet. Hani var ya şöyle uygulayayım. Ya ben karar verdim ya, sonra değiştirdim. Eğer karar verdiğin anda başka bir, o bir niyetti, başka ikinci bir niyetin olmasaydı o değişmeyecekti. Allah istepne olarak verdi. İkincisi camidir. Heve. Çok güzel. İkinci niyet kafirde yoktur. Kalpteki niyet kafirde yoktur. Çünkü vicdanın hulasasıdır. Vicdan onlar katmedilmiştir. Onlarda tek niyet vardır. O da hazır zamana bakar, cüz ihtiyariye şamildir. Şimdi niyet burada. Birinci niyet burada. Dima, kafa. Bunu kastettiğim şu. Dima gördünüz mü o mavi? Burası. Tamam. O vicdan denilen de burası. Burası soğan kabuğu gibi 7 tane mertebe var. Yani böyle soğan kabuğu gibi say. Para sayar gibi. At onu kabuğu. Bir bakabı da öyle değil. Yani odunu düşünün. Odun. Duman. Burada. Neresinde? Her yerinde. Altında, üstünde, sağında, solunda. Nur. Sağında, solunda, altında, her şeyinde. Isı. Burada. Kül. Her yerinde. 4 tane özellik. Her yerinde. Ama birbirini kapatmıyor. İnsan böyle işte. Bu odundan kasıt sensin. Dumandan kasıt nefistir. Nurdan kasıt ruhtur. Isıdan kasıt hayattır. Külden kasıt beşeriyettir. Tamam. Şimdi dimada 7 mertebe var deyince, yani buradaki 4 mertebe gibi. En kesifi kül. Sonra duman. Sonra ısı. Sonra en latif nur. Ama hepsi aynı yerde, hiçbir yerde değil. Mutlak olan, her yerde olabilen şeyi buraya konmak, odun yapmak ancak Allah'a mahsus. Çok zor bir şey. Olmaz yani. Yanan şu soba odun, şey ısısını oduna dönüştüremezsiniz. Şimdi burada bir niyet var, bir tane. Bir de burada var. Bunun eki diyoruz. Bu hazır zamana bakar. Bu mu bu mu? Şu mu şu mu? Şu. Tak karar veriyorsun. O birinci niyet. Eğer ikinci bir niyet var. Vicdanın bütünlüğüdür. Çünkü ikinci niyet mahluk değil. O birinci niyeti bloke edebiliyor. Değiştirebiliyor. Değiştirebiliyor. Buradaki niyet. Müslüman'da var bu. Kafirde yok. Kafirde bu var. Müslümanlar burada var. Onun için birinci niyet deyince ilk vahiy muhatap olan bu. Kur'an'a muhatap olan akıldır. Yani dimadır. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur. Hadiste geçiyor. O bizim bildiğimiz din yok. Bu birinci niyet. İkinci niyet bu. Onun için biri, ikiyi kastettiğimiz zaman bunu anlayacağız. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh birisine kılıcı kaldırmıştan kesecekti. O birinci niyet, sonra yüzüne tükürünce vazgeçti. İkinci niyet. Zaten ihlasla niyet arasındaki farkı şey yapacağız. Şöyle diyeyim o zaman. Yeri gelmişken söyleyeyim.
fiillerin, sözlerin mazisini düşünürsen ihlastır. Mazi ile alakalı yorumlamak noktayı istinattır, Allah'a dayanmaktır. Sözlerin, fiillerin mazi tarafı Allah ile yorumlama tarafımız ihlasımızdır. Sözlerimizin ve fiillerimizin istikbale matuf, ruhsal özelliğimize, meylimize göre, arzularımıza göre, yani korkuyoruz, yapmıyoruz, cennet var, cehennem var, Allah, ahiret var, hesap var. Amellerimizi, sözlerimizi geleceğe göre yorumlarsak bunun adı da niyettir. Niyet, mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesidir. Niyet, mazinin bütünlüğünün çekirdeği, istikbalin başlangıcı. Bir daha, mazi senin bütünlük var ya işte, akıl, vicdan, kalp, ruh. Bir adamsın, bir sürü serüvenlerin var, tecrüben var, kariyerin var, ilmin var, kitabın. Yani ondan sonra bu malzemelerle bir şeye karar veriyorsun, yani niyet ediyorsun. Mazinin bütünlüğü, mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi. Niye? Berzah burası işte. İhtiyar ve iradenin altyapısı mı oluyor? Çok güzel. İrade, şuradaki niyete bakar, kafirde irade yok. İhtiyar var. İradenin özelliği şu. İhtiyarı yapayım ilk önce. İhtiyar aklidir. Akıldadır. Bu mu şu mu? O mu bu mu? Cüz ihtiyari. Hazırı tercih eder. Gaybi yok. İrade ise hazırı tercih etmekle beraber Allah diyor ki şu günahı terk et. Ben sana cennette şunu vereceğim. Cennetteki nimet gaybidir. Hazır değil. Ama günah hazırdır. Kafir bunu yapamaz. Yani gaybi tercih edemez. Hazır günahı cennetteki nimete tercih eden özelliğimiz iradedir. İradesi olan bunu yapabilir. İhtiyarı olan ise hazır önündekiler arasında, gaybi değil, önündekiler arasındaki tercih özelliği. Hayvan mertebesi bu. Yani taş mı ciğer mi? Kedi için tercihtir. Taşa mı çiçeğe mi konayım? Arı. Bu da hazırdır. Hayvaniyet mertebesidir. Anlıyor musunuz? İrade hazırı gaybla veya hazır hazırla kıyas eder. Ama ihtiyar ise cüz ihtiyar. Onun için Üstad Hazretleri cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Hayvaniyet mertebesinden, hazırcılıktan vazgeçtim diyor. O ihtiyar birinci niyete bakar. Hazırlar arasındaki tercih. İkinci niyet iradeye bakar. Tamam, iradeye bakar. Mevcudu gaybla. Mesela diyoruz ki şimdi televizyonun karşısında olacaksınız. Niye buradasınız ki? Yani cemiyetin mantığı değil. Yani cemiyetin neticesi değilsiniz. Onun için anormal olan bir normalsınız. Yani burada olmayla. Niye anormalsınız? Mesela çorap fabrikasından gözlüğün çıkması anormaldir. Çünkü o fabrikadan o çıkmaz. Gözlük, çorap fabrikasından çorap çıkması normal. Ama gözlüğün çıkması anormal. Şöyle cemiyet fabrikasından derse gelen bir gencin olması cemiyet fabrikasının anormalıdır. Ama hakikatin normalidir. O zaman anormal olan bir normalsınız hepimiz. Cemiyetin anormalı, dinin normal bir şeysiyiz. Üstad bunu da kullanıyor. Sehli mümteni diyor. Şimdi beşeriyetimiz buradan şey yapıyor. Dersimiz bu değil ama kabatasta gör. Sen burada oturuyorsun bak. Beşeriyetin, nefsin 7 mertebesi var. Nefse emmare şurası. Nefse emmare 2 ayrılır. Maddi nefse emmare. Enaniyetin mülk tarafı budur. Enaniyetin melekut tarafı da budur. Enedir. Melekutu budur. Mülkü budur. Arkadaşlar bunlar inan külliyatı böyle. Samimi söylüyorum. Yemek ve tesbihatı bile arkadaşlarla yapmadım yani. Masamda hem yaparken yani iyi bir tarafım yok. Beğenmiyorum. Hoşlanmadığım bir taraf var. Bir şey el attığım zaman ya öleceğim ya yapılacak. O da psikoloji bir sorun zannediyorum. Kendim bildiğim halde kurtulamıyorum. Ver işte zamana bırak. Yani bunlar
çok hummalı çalışmayla hakikaten olmuş. Ve sensin ve benim. Ben tatmin olmadığım bir şeyi size asla söyleyemem. Vicdanım bir kere müsaade etmem. Ben inanmıyorum ki, inanamadım ki. Nasıl söyleyeceğim size? Zaten mimiklerimden belli olur. İnanmadığım, çözemediğim bir şeyi. Ve çözemediğimi de bilmiyorum. Bak mesela mayeyi sorsanız, bilmiyorum. Niyetin iki yapısı var. İki ayağı var ya. Hani kalbin iki ayağı var. Dima ve vicdan. Makyesi efkar, mazar isyan. Niyetin de iki ayağı var. Maye, iksir. İksirle çalıştım. Maye çalışmadım. Bilmiyorum. Hiç. Bilmiyorum. Şimdi bu nefis. Bunu kapatıyorum. Şimdi niyete giriyoruz. Birinci niyet deyince bu dinin ilk muhatap olduğu, vahiy geldiği zaman bu. İkinci niyet bu. Ne mutlu size ki ikinci niyetiniz de var. Allah'a hamdolsun. Çünkü niyet ettiniz, akdeyi değiştiriyorsun. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, olmasın. Geçeyim çünkü. Peki. Seviyorum sizi. Size çok değer veriyorum. İnanın. He vallahi size çok değer veriyorum. Aman güzel olsun. Kısa zamanda çok şey alsın. Bak 70 küsur sayfayı cümle cümle izah etmeye kalktım. Onun için çok uğraştım 2 gün. Böyle cümle cümle. 72 sayfayı. Bir kere 72 sayfayı. Bir sene küsur senede yazıldı. Hulasalandı. Hulasanın hulasasını 2 günde yazdım. Bunu ki size bir derste vermeye çalışayım. Tamam mı? Size değer verdiğimi gösteriyor inşallah. İksiri bitirmişim, görüyorsunuz. Bak iksir burada, ondan önce bitmiş. Fakat benim kardeşlerim niyeti de çözmesi lazım. Ondan sonra altyapısını, ayağını bilmesi lazım. Bize ne getiriyor biliyor musun bu dersler? Vay be, ben neymişim ya? Yani Allah'ın dışında ne hatırına geliyor senin? Senin ne hatırına geliyor? Allah'ın dışında bir alem söyle bana. Hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Ne geliyor? Allah Allah. Allah'ın dışında ne geliyor? Hiçbir şey yok. İnsan. Güzel. Evet. Allah'ın dışında bütün alemler dediğimiz var ya. Tabii kastettiğimi söylediler de. Bütün o alemler insanın açılımı. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Kabul Kafsen, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil. Ne anlıyorsunuz? 18 bin alem var ya. Ne olur hepsini tencereye koy. Cebrail'i de, cenneti de. Arşı ve arş azamı da. Lef-i mahfuzu koy cennet tencereye. Karıştır. O hulasası sensin. Ve bunun dışında özelliklerim var, kainatta yok. Ne getiriyor peki bu size? Efelik mi getiriyor, külan beylik mi? Hayır. Özgüven getiriyor. Ulan böyle özelliğimi nasıl çöplükte harcarım ya? Yani sen yoksun burada. Bu niye ya senin şu dünya ve dünyanın peşine koştuğun? Senin gölgen bile değil ya. Vallahi değil ya. Tek yegane Allah'a muhatap sensin. Onun için düşman addedi, cinler, erva habiseler, şeytan. Tabii ya. Madem siz bunları duyuyorsunuz, size veriliyor bu ders. Müjdeler olsun size. Verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayeti. İncil'den söyledim. Bilmiyorum ne kadar sağlam bir ayet ama İncil'den okuduğumu söylüyorum. Bir tane ayet şöyle. Verilene verilecektir. İkinci ayet, isteyene verilecektir. İsteyene verildi mi? Verildi. Aha sana verildi. Verildiyse sana verilene verilecektir ahirette. Yani böyle şey duyuyorsun. Ya bu neyinisi? Allah Allah. Olsun. Duy anlama. Diyeceksin ki ya Rab öyle bir şey vardı ya. Neyinisiydi? Verecek. Peki. Hazır mıyız niyete girmeye? Cümle cümle. Niyetin yerini biliyorsunuz. 92 Mesnevi Nuriye'de. İsterseniz o cümleyi okuyayım. ...92 dedik... ...92 değil... ...70... ...mukademe... ...zikredilen 4 kelimeden niyet hakkındadır... ...arkadaş bu niyet meselesi... ...benim 40 senelik ömrümün... ...bir mahsuludur...
Allah Allah. 40 senelik. Ne olacak yani 40 dakika dinleyeceğiz. 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. Şöyle yapayım. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki, öyle bir özelliğe sahip ki, geldi. Öyle bir özelliği var ki, adetleri, basit beşeri davranışları, adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Hemen kaba taslak bir maye ve iksir hakkında tanımlama yapayım. İçerisini bilmiyorum mayenin. Ama Allah'ın izniyle iksiri çalıştım. 10 günü geçti değil mi? 10 gün oldu mu iksiri çalıştım? Bir haftalık geçmiştir. İksir dimağa bakar. İltizamdaki dima, yani niyet iki taneydi ya. Birinci niyet, ikinci niyet. Birinci niyete iksir. İkinci niyete maye. Şimdi tanımlıyorum. Bu değiştirmeden dönüştürendir. Bu ise dönüştürüp değiştirendir. Yoğurtu, sütü yoğurt yapmak. Bu ise keresteyi mobilya yapmak. Başka bir şeye dönüştürmeden değiştirmek. O mobilya yapmak. Koltuk yapmak. Ama bu ise sütü yoğurt yapmak. Dönüştürerek değiştirerek dönüştürüyor. Onun için, niçin söyledim? Adi sıradan konuşmaları, sıradan hareketleri ibadete çeviriyor. Duymasınlar. Günahı bile sebaba dönüştürebiliyor. Çok tuhaf bir şey. Onun için dedi ya 40 senelik. Günah. Genetiğine giriyorsun, değiştiriyorsun. Geylani o kıbleye karşı merak ettim. Gittim Alevi Mana'ya da gitti. Geçmişini silmiş ya. Niyesini silmiş? Adamın ne günahı var merak ettim. Çocukken oturduğu kıbleye karşı ayak uzatmış. Abdestsiz içmiş olduğu suları çocukken gitmiş Alevi Mana'da değiştirmiş. Yani niyetle yapıyor. Öyle bir iksir ki Allah'ın izniyle şöyle birkaç hafta bununla uğraşacağız beraber. Öyle bir iksir, öyle bir maya ki geçmişini değiştireceksin Allah'ın izniyle. Abi bir sürü günah var göreceksin. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bazı şeyler yapıyorsunuz. Hayka sanat, namaz kılıyorsunuz, derste gidiyorsunuz. Hele hele bir de ders yapıyorsanız insana bir keyif gelir falan. Fiyak artıyor. Hemen bak bu dersten sonra şöyle olacak. Ben hemen önce bir tanesini söyleyeyim. Böyle geldiği zaman olan var ya, senin gibi adam var mı ya? Sen bambaşkasın. Geldiği zaman hemen hatırlıyor musun falan pisliğini, günahını? Falan yaptığın şeyi. He. Ya yaptın şu iyilik. Ya ona bir denk gelsin. Bak ne yapıyor seni? Geçmiş günahların seni iki büklüm ediyor. Firavunlaştırmaktan seni kurtarıyor. Var ya hani bir yaptığın zaman hayka sanat insan koltuğu kabarmıyor. Da insanı alır yani alttan basar. Hocam, aşam var ya falan. Şişiyor da şamyol gibi, traktör şamyolu gibi. Ha, o anda yetişiyor niyetle. Onu hatırlıyor musun lan o rezilliğini geçmişti? He? Ya şu iyiliğin ya ona denk gelsin ya. İniyor aşağıya. Bak işe yarıyor günah. İşe yarıyor diye yeni günah yapmayın. Geçmiş günahlar yetiyor zaten. Tamam. Ve keza son cümlem. Niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyiat-ı hasenata ve hasenat-ı seyyiata tahvil eder. Tahvil değil, yumurtayı tavuğa, tavuğu yumurtaya, çekirdeği ağaca, ağacı çekirdeğe dönüştürme özelliğine sahip. Aman ya Rabbi. Öyle acayip bir şey ki kursuna uğraşmış. Ya adam bunun şifresini çözmüş. Mahiyeti şey değil. Eşyanın içine giriyorsunuz. Günahın içini değiştireceksiniz genetiğini. Çekirdeğin içine girip adam ilmiyle armutu değiştiriyor. O nasıl olacak ya? İşte o dersimiz o olacak da. Bir de okuyayım. Niyet öyle bir hasiyet, niyette öyle bir hasiyet var ki seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. Hasan abi, çekirdeklerin niyeti tohumlar niyeti değil. Evet. Çekirdeklerin niyetleri tohumlar.
tohumlar, işte o şifreler. O değiştirilebiliyor. Ama işte nasıl değişiyor? Hangi tarafımızı inkişaf ettireceğiz? Bu derslerde şu olacak. Hangi tarafımızı bombardıman edelim ki niyetimizdeki o hasiyet, özellik inkişaf etsin, eşyanın içine girip değiştirelim. Ne güzel demiş Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Güzel konuşmak hakkında var ya şimdi piyasada, diksiyon dersi almak. Diksiyon diyorlar değil mi? Beden dili. Hazreti Ebu Bekir'e sormuşlar radıyallahu anh. Güzel konuşmak hakkında demiş ki, güzel konuşmanın içine yalan koymamak ve samimi olmaktır. Aha sana diksiyon. Diksiyon veya direksiyon. Görüyor musun? Samimi olmak. Ha bu niyet işte. Benim niyetim bozuk olsa bunun ne olacak ki bu derste? Seslendirsen ne olur? Bana faydası yok. Bugün de Erdin soruyor. Abi münafık falan. Ona korkma. Münafık kendisini bilir. Gene baktım ki simasında durumu iyi değil. Sabi olan evde namaz kılmıyor musun? Münafık evde namaz kılmaz kardeş. Baktım ki terini silmeye başladı. Korkma. Olamazsınız isteseniz de. Çünkü iman bırakmaz. Allah verdiği nimeti geri almaz. Ayet-i kerime teyit ediyor. Siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki hükmünü Allah değiştirmez. Elhamdülillah. Korkuyu bile Allah ve melekleri vermiyor. Korku aklidir, haf kalbidir. Haf ve rece ortasındaki muvazeni sağlamak için haf lezzetlidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda çöküntü vardır. Korku şeytandan ve vehimden gelir. Korkusunu sevsinler. Allah'tan, haşa, meleklerinden olumsuz gelir mi? İmansızlık, amelsizlik, acaba münafık mıyım? Böyle endişe ve korku Allah ve meleklerinden gelmez. Sistem böyle çalışmıyor. Bu bak tanıyınca korku geldi. Yesinler korkusunu. Peynirin arasına koyarız. Aklidir. Haf kalbidir. Nasıl anlarız? Korkuda lezzet vardır. Hafta lezzet vardır. Korkuda çöküntü vardır. Yani bu dersleri hani dinleyerek yani bu harita olarak çözüyorsun. Bak ne kadar hoş yok. Psikoloji düzeldi işte. Abi kalp krizinden korkuyorum. Kanserden korkuyorum. Korku doğru korkudur. E bunu korku tanımadı. Niye kendine sahipleniyorsun sen? Sen senin misin? Bak sen okudu biraz önce gösterdik. Sen bir eneydin. Diğerleri hikaye. Sahiplenmişsin. Yalanda hepimiz sahiplendik. Neyse bir de okuyayım şunu. Niyette öyle bir hasiyet var ki seyyata senata, senata seyyata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat, halas ancak ihlas iledir. Tamam. Şimdi niyet hakkında cümle cümle okuyorum. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu cümleyi anlamadım dediğin zaman. Birinci niyet, artık demeye gerek var mı? Bir, iki, şöyle yapacağım. Bir deyince bu, iki deyince bu. Birinci niyetin hem hayra hem şerre yönü vardır. İkinci niyet, bir kuvve istidada bakar. İkinci niyet, mevcudatın ibadetine ortak ederek şükrü külliye mazhar oluyorsun. Yani ikinci niyetle mevcudatın ubudiyetlerini yorumladığından, taraftar olduğundan, ibadet ettiğinden o zaman bütün mevcudatın ibadetine ortak oluyorsun. Ağaçların ibadetine, kuşların ibadetine, balıkların ibadetine, denizdeki zerratın ve deniz kumlarının atomları adedince şükürlü, şükür ve tesbihlerine ortak oluyorsun. Kumların taneleri demedim, kumların atomları şükür, hamd ve tesbihlerine, okyanusların katrelerine, damlalarına değil. Bu ikinci niyetle aynen ortaksın. Çünkü halife-i arzsın. Her şey senin için, senin için manalandırılmış. İbadeti terk eden kainatın ibadetini göremez. Göremediği için ibadetin ortak olamaz. Abi ben böyle bir şey düşünmedim. Kainatın ibadeti bana nasıl gelsin? Niyette gelecek. Bazı şeyler var ki niyetle olmuyor. Cihat gibi, ezan gibi. Denizde boğulan insan, imanı varsa tamam, niyet etmesine gerek yok, abdest almasına gerek yok. Abdestte niyet farz değil, Hanefi'de. Düştüğün anda suda abdestlisin.
Niyet Hanefi'de farz değildir. Abdeste. Düştüğün anda boğulursan, imanı varsa şehitsin. Niye? Abdesti gittiğin için. Abi abdeste niyet etmedim ki, boğuşuyordum. Niyet farz değil çünkü. Düşmek yetiyor. Cihad. Sen mi niyet ettin? Memlekette bir savaş çıktı. Bazı şeyler niyete bağlı değil. Devam ediyorum. İkinci niyet, ruh bütünlüğündeki ağaca çekirdeğin durumu gibi. İkinci niyet, ruhtaki bir sürü hissiyatlar var ya böyle, duygular, latifeler, birbirine çelişen, çatışkan, yani merhamet, şefkat, gadab, hiddet, vurma, kırma. Bunları dengeye getiren ikinci niyet. Öyle nasıl oluyor? Ağacın dalı budağıdır, kokusudur, renklidir, latifeliğidir, kabalığıdır, tamam mı? Hacmidir, kütlesidir. Bütünlüğe getiren çekirdek. Çekirdek. Niyet de böyle bütünlüğü. Yani farklılıkları bütüne getiriyor. Anlaşılıyor değil mi? Ölü olan haletleri canlandıran niyettir. Ölü. Mesela geldiğin işten bugün akşam olduğu gibi böyle iki pestil uzanır. No ya bugün cumartesidir ya Allah Allah ya falan. Tak! Nasıl böyle canlandı? Nasıl canlanıyor? Ölü haletleri canlandıran niyettir. Başka? Mevhibe-i ilahiyenin gelme vesilesidir niyet. Yani okuduğum risaledeki paragraflardan çıkan cümlelerdir. Anladım değil. Oranın ruhundan aldım. Bir daha okuyorum. Mevhibe-i ilahiyenin gelme vesilesidir niyet. Yani Allah'ın sana yakınlığına vesiledir. Birinci niyet, kişinin güneşe yakınlığı. İkinci niyet, güneşin sana yakınlığı. Birinci niyet, kurbiyete. İkinci niyet, akrebiyete bakar. Birinci niyet, insanla güneş arasında 150 milyon kilometre mesafe var, nasıl alacaksın? Ama ikinci niyet, güneşin sana ultraviyole ışınlarıyla delip geçiyor sana. İşte mevhibe-i ilahiyenin gelmesine sebep ikinci niyet. Niyet, mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi olan çekirdek gibidir. Bu çok öz bir cümledir. Başka, fiilleri, yani Allah'ın fiilleri, Allah'ın gösteren yazı ara boşlukları gibidir niyet. Yani fiillerimiz var ya, mesela şöyle diyeyim. Namaz kılmak gibi abi. Evet, namaz kılmak gibi. Mesela, he? Söyle. Normal hareket edersen, yani namaz hareket edersen namaz olmuyor. Sadece niyet ettiğin zaman onu yaptığın zaman, evet, o oluyor. Adeta şuna benziyor. Şu yazıyı, yazıya bakın, oraya göstereyim. Yazıyı görüyor musunuz? O yazı kadar değerlidir yazıyı gösteren ara boşlukları. Niyet budur. Üzerindeki yazıdır. Fiillerdir. Onu gösterme zeminidir. Bir daha söylüyorum, felsefidir bu cümle. Ortaya çıkan mana kelimede, kelimeler harfte, harfler de ara boşluğunda. Eğer sayfanın beyaz zemini olmasa, harfler arasındaki boşluklar olmasa harf olmaz. Harfleri gösteren ara boşlukları neyse, insanın fiillerinde, sözlerinde de niyet böyle ara boşluğudur. Fiillerimizi gösteren, manalandıran. Mesela şöyle düşünün. Sipsiyah bir zeminde, siyah kalemle yazı yazdınız. Hiçbir şey anlaşılmaz. Allah'ın Celle Celaluhu herkese verdiği şifresidir. Eşyanın melekutiyetine girme yetkisidir niyet. Allah insanlara verdiği bir yetki var. Eşyanın melekutiyetine, çekirdeğine, genetiğine girme yetkisi var. Mesela bir misal vereyim. Dayanamayacağım onu diyeyim, uzatmayayım ama. Çalıştınız, elime bakın. Teriniz aktı. Böylelikle pirinç aldınız, çocuğa yedirdiniz. Gittiniz, çaldınız aynı pirinci, yedirdiniz. Pirinç aynı. Çocuk hayatsız, çocuk edepli. Fark ne? İkisi de pirinç. Başka örnek. Ecdadın yaptığı camiye bakın. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın. Aynı şeyi mi hissediyorsunuz? Manevi olarak. Ama ikisi de taş.
ona yüklenen mana. Mesela evinizde de duvar var. Aynı şeyi mi hissediyorsunuz burayı? Demek ki akıldan, kalp ve vicdan ve ruhtan çıkan dalga boyları. Sen görmüyorsun. Gidiyor taşın içine sirayet ediyor. Onun için Hırka-i Şerif'i Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Veysel Karani'ye göndermiş. Çünkü orada timsali sureti var. Nasıl ki sigara içmediğin halde sigara içen yere gidince kahveye üzerine sigara siner. Veya etler dükkanına gidersen kokular siner. Nereye gidiyorsanız oraya üzerinize siniyor. Ki böyle meclislere, ili meclislerine art niyetle geleni bile Allah affetmiş onların hürmetine. Sirayet bu. Sirayet birbirimize geçiş var. Birbirimize geçiyor. Hani diyoruz ya bir tane de misal verin tamam. Ya şu adama bak ya en gerekli lanı gibi adamın gözünü sokuyor ya. Hani siması. Onun için simalara dikkat edin. Allah simalara çok dikkati çekmiş. Simahum fi vücûhum min eseri sucud. Esinetikum ve elvanikum gibi ayetlerle simaya çok dikkat etmiş. Bakın böyle. Bakın insanların simasına bakın. Ama kafir ilimle anlarsınız. Münafı nuru fikirle anlarsınız. Kafir ilimle belli olur. Münafık ilimle belli edemezsiniz. Çünkü 9. surenin 11. ayet mi diyor? 111. ayette. Allah Kur'an'da bir mana peygambere diyor ki ben sana demeseydim sen bile tanımayacaktın. Ama o seviye. Tabii o ilmi ondan sonra veriyor. Kafiri ilimle anlarsınız, münafığı nuru ilim, nuru fikir. En azından belirgini söyleyeyim size. Hani var ya işte konuştuğu zaman yalan söyler, sözünde durmaz. Bir de neydi? Emanet ihanet eder. Bak, sima çok önemli. Sima çok önemli. Hele dini bir şahsiyetlere baktığınız zaman normal halk seviyesinde bir insanın siması yoksa koyun kenara. Anadolu'daki bizim babane ve dedeler kadar siması yok. Risale-i Nur'da örnek değil mi bu niyete? Evet. Çünkü ondan daha belki anlaşılır eserler bu kadar rahat yapmıyor. Arkasında üstadın niyeti mi var? Evet, niyet. Tabii takip ettiğimiz niyet. Devam ediyorum. Kişinin dünyasının ruhudur niyet. Kişinin dünyasının ruhudur niyet. Niyet toprağa benzer. Bu da çok güzel bir misal. Oradan çıkarttım. Ölülerin dirildiği, diri olanların çürütülüp yok edildiği bir mezarlıktır niyet. Mezarlık daha çok mu? Ölüler diriliyor, diriler ölüyor, çürütülüyor. Niyet böyle bir mezarlık gibidir. Niyet hasenatın hayatıdır. Amelleri, fiilleri ruha, ruhtakileri de amele taşıyan berzahtır niyet. Ruhtakileri amele, dış dünyayı ruha taşıyan bir berzahtır. Vücud haricisi yoktur. Çünkü vücud haricisi olsa bir şeye karar verdiniz, şu, bak su içiyorum. Vücud haricisi var, geri içmemiş olamazsın artık. İçmemiş gibi olabilir miyim şimdi? İçmiş mi artık? Buna vücud harici denilir. Ama içeyim mi içmeyeyim mi? İçeyim. Yok vazgeçtim. Heh, buna vücud değil mi? İkide biri değiştirebiliyor. Hayvanlarda böyle yok. Tak ettiyse yapacak. Değiştirme özelliği yok. Yani Allah değiştirsin, verdiği kararı değiştirsin diye ikinci bir istepne koymuş. Niyet etmemekte niyet olduğundan, niyet etmemekte niyet olduğundan buna ademi niyet denilir. Niyeti etkileyenler, niyetimizi etkileyenler nesep, nesil, tama, haf. Niyet mülk ile melekut alemlerini bağlayan düğme gibidir. Keban barajını ampule bağlayan anahtar gibidir. Abi o yukarıdaki dört tane ne oluyor? Ha? Demek sor. Bak, niyeti
niyet denilen bir yapı var bizde. Bu nasıl ortaya çıkar? Bir, nesep etkiler. Yani soyun. Yani senin niyetin de eğer eğitim almamışsan biraz sonra gelecek. Affedersiniz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyor değil mi? O da örnek. Mesela ne diyecektik? Eğer niyet eğitilmesi gereken bir yapıdır. Doğada cevher olarak verilmiştir. Fıtraten cevher vardır. Niyet at eğitmenleri gibi, seyis gibi, köpek eğitmenleri gibi eğitilmesi gerekiliyor. Yani verilen her bir özellik size eğitilmesi lazım. Ama hiçbir şey eğitilmemiş sana bir şey dönmüyor. Niyet eğitilmesi lazım. İşte bu dersler niyetin altyapısını yaparak niyetimizi olgunlaştırıyoruz, güçlendiriyoruz, yönünü belirleyeceğiz. Niyet hayatın kıblesidir. Niyet hayatı yorumlamaktır. Niyet sözlerini ve fiillerini ahirete göre yorumlamak, izah etmektir. Abi, nesebin içinde asap, damar, fıtrat... Hepsi var. Bunlar. Mesela nesebin içinde his, heves, heva, tabiat, damar var. Etkiliyor. Nesil ise taşımış olduğun silsile. Ondan sonra efendim abi, genlerde. Genler değil bu, biraz da genlere yansır ama daha genlerin daha arkası. Mesela Seyit. Seyittir veya diye biz de hepimiz bir nesebimiz var, neslimiz var. Geliş yönümüz var. Onun mutlaka bize tesiri var. Soy. Ama bakın, eğitilmesi lazım. Eğitildiğin zaman ona format atabiliyorsun. Ağaca aşı yapmak gibi. Aşağıdan yukarıya armut ama bir bakıyorsun elma vermiş. Öyle olsa da haksızlık olur. Haksızlık olur. Eğitilmeye muhtaç. Tama. Niyet etkiliyor. Haf. Niyeti etkiliyor. Evet, İkrime radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu, çok güzel. Bir de Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid var mesela. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid. Bak, görüyor musun? Nesepleri, affedersin, nesepleri ters netice vermiş. Zalimden alim, alimden zalim. Eğitimle değil mi? Eğitimle. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar, saldım çayıra, Mevlam kayırına bir şey gelişmiyor. Olmuyor, ne olur? Olmuyor. Okumamız gerekiyor. Gayret etmemiz gerekiyor. Mesela biraz elinizde bir malzeme varsa, elemtereyi biliyorsanız veya lilafi biliyorsanız, onu anlatmayla yükümlüsünüz. Anlatırsanız öğrenirsiniz. Okursanız bilirsiniz. Anlatarak, söyleyerek o size mal olur. Aşağı iner. Bilme, ilme dönüşür. Ustad diyor ki vesvese için, ilim onu tard eder. İlim canlı ve ruhludur, subutu sıfattandır. Topraktan hayat gelsin, ölü topraktan hayat çıksın, fakat subutu sıfattan ve ruhtan ölü çıksın. Yani kalpten çıkmıyor mu niyet? Topraktan çıkan, ölü topraktan çıkan hayatlı olacak, fakat kalpten çıkan hayatsız ve ruhsuz olacak. Mümkün mü? Arkadaşlar, çok tuhafız. Çok garibiz ya. Hep benim aklım oraya gidiyor. Camil cemiz yani. Camil ezdat. Bütün alem sende dürülmüştür. Bütün alem. 18 bin var. Yani dürülmüştür. Oduna cem olmuş. Buzun içerisinde su, suyun içerisinde H2O. H2O'nun içerisinde enerji, esir, madde, hayat. Yani olduğu gibi. Peki abi, niye fark etmiyoruz? Suyun içindeki balık gibiyiz de ondan. İman hep kullandığımızdan, imanımızdan haberimiz yok. Çünkü haşa, imansız olmadık ki. İmansız, imanı bilelim. Hasan abi, o zaman bu dört tane şey ikisini değiştirebiliyor. Değiştirebiliyor, evet. Ama
Bu harici sebep. Dahiliye geleceğiz şimdi. Bu hariç. Niyet etkili. Mülk ile melekut alemlerini bağlayan düğme gibidir. Yani Keban barajı ile ampulü bağlayan düğme gibidir. Ya ne var ya? Düğme işte. Onu buraya ayağın eder. Onu buraya taşır. Başka bir şey yaptığı yok. Halis niyet, aynanın parlak yüzüne, halis olmayan ise siyah yüzüne benzer. Niyeti kullanmayacak, niyeti kullanılmayacak fıtratların dizgini tamamen rahmet ilahinin elindedir. Çocuk, hayvan, deli, ağaç, yani niyeti kullanılmayacak yetkisi ve yetisi yoksa tamamen Allah'ın elinde. Garantisi altında. Niyeti, mahiyet ile hakikat arasındaki berzahtır niyet. Tefekkür edenler için. Yani hakikat, mahiyet. Mahiyet sıfata bakar, hakikat esmaya bakar. Yaptıklarımıza, söylediklerimize sorulan, yaptıklarımıza ve söylediklerimize sorulan, niçin, neden, nasıllara cevap veren niyetlerimizdir. Çok önemli. Düşünen insanlar için söylüyorum. Söylediklerimize ve yaptıklarımıza niçin, neden ve nasıl sorusuna cevap veren niyetlerimizdir. Hissiyatlar hem bağdır hem enerjidir. Bunu yönlendiren de niyettir. Niyet her şeyi etkiliyorsa o zaman her şeyle alakalıdır. Birinci niyet daire-i hayata, ikinci niyet ise daire-i ilme bakar. Onu göstereyim mi? Uzun şey olur mu? Birinci niyet, bir mouse versene bana. Üşenmeyeceğim sevgili kardeşlerim. Bak, bu kesiti biraz önce yaptık ya böyle bir şeydi. Bak, o kırmızı ene vardı ya. Şu bilgisayarımızın biraz gücü olmadığında yavaş iniyor. Şurası. Buradaydı. Bundan öncesi yoktu. Burada onundan öncesini göstereyim. Esma. Sıfat. Yani esma sıfattan. Sıfat şuunattan. Şuunat mahiyet-i zatiyeden. Bunun hakkında ezeli ve ebedi. Peygamber dahi olsa asla hiçbir bilgi ve sızıntı yoktur. Olmayacaktır. Burayı en iyi bilen yine Allah'tır. Allah, Allah olduğunu bilme makamıdır. Allah, Allah olduğunu biliyor. Ve Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan lezzeti mukaddeseyi şurada biliniyor. Ona aittir. Şimdi bu şuunat-ı zatiyede haber şey var. Biz ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Hep bu esmadan konuşuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. O Bismillah'taki Allah'tan konuşuyoruz. Allah hakkında neler konuşuyorsak Kur'an'da vesaire hep daha esmada. Lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler onundur. Yani masadakiler Hasan'ındır. Ama masadakiler Hasan değildir. İsimler Allah'ındır. Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değil. İsimler haşa Allah değil. Allah'ındır. Biz isimden konuşuyoruz. Daha mahiyet-i zatı hakkında. Zaten güç yetiremeyiz herhalde. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şimdi ne anlatacağım? Birinci niyet, ikinci niyet. Şu. Şimdi Allah ya seni beni yaratmış arkadaş. Değer vermiş ya sen. Sen ben nereden ya? Bilinç mi vardı? Sonra karar verdi. Dedi ki ya bu adamı, bir adam, bir şey yaratayım, bir adam kimlik vereyim. Bu çekirdek işte, Nur-u Muhammed'i bu. Aa bak buradasın sen. Yani çekirdekte dal, buda, koku, renk ne varsa, hacim, kütle, mazi, müstakbel. Burada, Serdar, buradasın. Nur-u Muhammed'in içindeyiz. Bu noktada yani çekirdek itibariyle ağacın başı ile sonu aynı olduğundan Adem Aleyhisselam'la son doğacak çocuk aynı yerde. Çekirdek itibariyle yaşlı falan yok. Ağacın ilk filiziyle, ağacın son filiz, son yaprağı, dışarıda yaşı vardır. Ama çekirdekte öncesi, sonrası, başı, sonu,
soğuk sıcak, katı sert, çekirdekli böyle bir şey yok. Yazılım var. İşte biz buyuz. Sonra Allah bu çekirdekten ruh verdi. Resulullah buraya kadar geldi. Buraya kadar. Kabu kavsene. Ondan sonra bize o çekirdeğe burası ruhtur. Bu lef-i mahfuz sana akıl verdi. Aklı taktı. Sonra kalp. Yani bütün isimlerin hulasası. Biraz da ufaltayım da komple gör. Arş. Biraz da yapayım. Burası. Sonra sana lezzet, zevk, surur, saadet, neşe, sevinç verdi. Cenneti nümunesi. Ona taraftar ol diye. Sana buhran, bunalım, panik, depresyon, canım sıldı, kav, sıkıldım. Asabilik cehennemden sana nümunelerdir. Bundan kaç diye. Bak burada dayanamıyorsun. Bunun kaynağı bu. Buradan buna kaynağını hiç dayanamazsın. Demek için verdi. 8. sayfa Kastamonu'da. Sonra arkadaşlar işte niyet burada. İkinci niyet burada. Adem de burada. Aşağı gelecek. Niyet nerede? Bak burada. Bunu göstermek için geldim ha. Üşenmeden. Sonra ikinci niyet şurada. Şurada. Birinci niyet. Burada. Neyse aşağıya kadar ineyim. Sonra bunlar sana verdi. Sonra beşeriyeti taktı sana. İnsan. Bun var ya nefse emmare, levame, mülhime, nasikar, raziye vesaire. Bunları taktı. Şeytan da buradan takıldı bize. Namuzu buradan girdi devreye. İşte şeytan en son buraya kadar bizi tesir eder. İman ise to kırmızıdan bile üstündeydi. İman bak şurada. Bazıları diyecek ki abi imanım gitti. Lan imanın nasıl gidecek? İmana girebilir mi bu adam? Buralara girebiliyorsa helal olsun adam. Şöyle diyeyim. Elma filmi geri getir. Tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Şeytanın en son ifsat edebileceği yer kürstür, kürs. Geri gidemez daha adam. İmanın yeri, şurası arkadaşlar. Burası. Burası, hitap ettiğin yer. İman buradandır. Burada iman yok artık. Çünkü gayb değil. Cehennem atılacak. Şeydedir. Tabii oradan oraya atılacak. Ama şu ifsat noktasında şey yapamıyor. Giremiyor. Çünkü yapısı bu. Oraya taşınacak oraya. Aslında şeyin altındadır ama şöyle koysaydık ters olurdu diye yapmadık onu. Yani şeyin altına koysaydık cennet şunun altına şuraya, cennet şuraya karıştırırlar diye. Şu kürsün altına da cehennem şurada ya. Şu kürsün altında şu düşer diye karıştırdı diye. Makam itibariyle aynı makam Naşir Meydanı'nda. İşte niçin buraya girdim? Şeytan imanını alamaz. Çünkü şeytan, lüme-i şeytane kalbin dışındadır. Kalbin içerisine melek bile giremiyor. Nazargah-ı ilahidir, mahremdir, haram yeridir. Allah'tan başka kimse bakamaz. Melek bakamadığı için kalbinizden geçen halleri, vehim ve vesveseleri yazmıyor. Ne yazmıyor? Yazamıyor ki. Görse yazacak. Giremiyor. Şeytan buradan. Ondan sonra bak buradan lef-i mahfe ispat. Şu anda nerede oturuyorsun onu göstereyim. Dersimi hem teneffüs ettirdim size. Burası berza, kabir. Of ilk yerimiz. Harikalar memleketi. Yaşasın. Elhamdülillah. Sürprizlik yok. Ölüm sürprizlik yok. Kabire girdiğin zaman nükür mekir gelecek hepinize. Bu sözümü hatırlarsınız. Hatırlamazsanız çakarsınız bana orada. Girdiğiniz zaman nükür mekir. Bu kim ya falan demeyeceksiniz. Niye? Zaten iman etmiştim. Yani iman etmediğimiz yere gitmiyoruz. Ne güzel değil mi? İman ettiğin yere gidiyorsun. İman ettiğin yere gidiyorsun arkadaş. Kafir nereye gidiyor? İman etmediği yere gidiyorum maalesef. Öyle gidiyor ki. İman etmediği yere gidiyor. Maalesef gidiyor işte. Bir solcu öyle dedim. İnanmadığın yere gidiyorsun dedi. Bak burası berzah. Şimdi sen burada oturuyorsun. Bu sensin. Bu görüyor musun? Bu hulasalandın. Busun. Dünyayı kaplamış abi. Evet. Dünyanın hulasasıdır. Yani dünyayı portakalı meyve sıkacağı sokun. Özünü alın suyunu. Dünyayı da aynı o makineye koyun. Özünü alın ceset çıkar.
alınan dünyanın makineyi ver. Özünü al, git buzluğa koy. O aldığın özü. Dön, aceset olmuş. Peki. Aşağı iniyorum. Allah bizim. Şimdi birinci niyet daire-i hayatta, ikinci niyet daire-i ilimdedir diye gösterdim. Bu da çok önemli. Tarz-ı nazar mülk alemimizi, mülk alemimizin kıblesidir. Yani tarz-ı nazar ne demek? Bakış açısı hayatımızın kıblesidir. Kıblesini oluşturur. O zaman kim nasıl yaşıyorsa onun tarzı nazarı belli. Niyet ise enfus alemimizin kıblesidir. Yani içsel yapıyı yapılandırıyor. İçimizdeki tuhaflıkları, gariplikleri kıblesine koyan niyettir. Mesela bir misal vereyim içimizi. İmansızlıktan korkuyorum. Acaba kanserim, şey olacak, kalbim duracak galiba. Bu korkudur. Bu niyet yapıyor. Bak diyor ki bu dimağ. Allah kullarıyla haşa istihza etmez, dalga geçmez, korkutmaz. Allah korkutur. Allah korkutmaz. Öyle. Melekler daha bakayım kafir olacaksın, iman gitti. Hayır. Bunlar olumsuz edatlar. Olumsuz. Bunlar bu adamda. Neyim ve şeytanda. Hafa. Korkuda lezzet varsa haftır. Korkuda lezzet yoksa o korkudur. Bunlar hep tefrik eden niyet. Bu ders tak 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 işte ayrıştıracak artık. Analiz edeceksiniz artık bu dersten sonra. İçimizden konuşuyoruz. Enfus dersleri bunlar ya. Cesedin arkasından konuşuyoruz. Kürselere çıkan bir insanım. Ha, helaldir, haramdır, cemaat öyle yapmayın falan de ama burada o yok. İkisinin cemi, tarz-ı nazar, diş dünyamızın kıblesini oluşturuyor. İç dünyamızdaki tuhaf garip birbirine çatışan hislerimiz var ya, merhamet ve gadab. Onu da kıblesine koyan niyettir. İkisinin cem ederseniz haddini bilinin, haddini bilip hududumuzda kalırız. Haddini bilip hududunda kalmak demek dış dünya ile iç dünyayı dengeye koymaktır. Haddini bilen hududunda kalır. Haddini bilmek hududunda kalma iktiza. Haddini bilen hududunda kalır. Nasıl olur? Diş dünyamızı, sözlerimizi ve eylemlerimizi kıbleye koymak tarz-ı nazardır. Bilgidir ve dima yapar. Bu yapar. Diş dünyamızı kıbleye bu koyar. İş dünyamıza da bir kalbimiz ve vicdanımız koyar. İkisini cem ederseniz, cem edersek insan haddini bilir, hududunda kalır. Peki, ne işimize yarayacak bu bilgi? Şimdi baktık adam haddini bilmiyor. Hadisi inkar ediyor. Adam ileri geri konuşuyor. Ehli değil. Mesela ve çok garibime gidiyorum. Dinle ve futbol. Adam ömründe bir kere topa vurmamış. Futbol hakkında konuşuyor şimdi. Bak orada hata yaptı, bilmem ne yaptı falan. Ona hiç vurdun mu? Yok. Bir de dinin desini bilmezsin. Dinle konuşuyorsun. Haddini niye bilmiyorsun? Ha, bu adam, iyi bakın. Toplumda beyin veya sahası yokken konuşan adam haddini bilmiyor, hududunda kalamamış. Abi niye haddini bilmiyor? Çünkü tarz-ı nazar, yani eylemsel hareketin, yani dimağı paramparça, tahayyülü başka, tasavvuru başka. Dimağı gösterdin mi? Tahayyül, soğan kabuğu gibi. Dışarıdan içeri gireyim. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7. Yani birbirine çelişiyor, çatışıyor. O zaman istikametli bir nazar olmaz. Birbirine çatışan bir dima. Peki eylemsel nasıl gözükür? Sahası olmadığı halde konuşur, bir de uyumsuz adam olur. Geçimsiz adam olur. Toplumsal ismi ifadesiyle ahlaksız adam, huysuz adam. Namazı da var ha, huysuz. Niye? Çünkü kendisiyle barışık değil. Kendisiyle kavgalı. İçsel yapı birbirine girmiş. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bir böyle dedi, bir böyle dedi. Öyle dedim ama şimdi böyle. Öyle dişi yapmış ama ay şimdi böyle. Niye? Bak bir tane söylüyorum. Kendisiyle barışık olan adam dışarıda da barışık olur. Kendisini seven adam seni de sever. Kendisini sevenler, beğenenler başkasını beğenmezler. Değil. Kendisini beğeniyor, kimseyi beğenmiyor. Bak,
Eğer bir insan geçimsizse, ailede daha haşa, sizin hiç alakası yok da. Eğer geçimsizse, huysuzsa, tutarsızsa, bir böyle bir böyle, dimağını kontrol et. Kıblesinde değil kafa. Kafa başka yerlerde. Yani kafa derken tahayyülün, tasavvurun, taakkulun, tasdikin, bunlara girmeyeceğiz. Çünkü merak edenler Nur dersindeki çarşamba dersleri butonuna basarsanız enfusi dersler var. Tahayyül ne demek dersler var, kaç tane. Tasavvur hakkında neler var. Tasdik var, izan, bir sürü dersler var. Bir daha söylüyorum. Dünyada en büyük nimet haddini bilmektir. Haddini kim bilir? Bilen ne olur? Hududunda kalır. Haddini bilirsen hududunda kalırsın. Peki kim bu? Aklını kıblesine, kalbini de yönüne koyan. Peki ne demek? Aklın kıblesi nokta istimdattır. Ahirete iman da bu akıl kıblesine konulur. Aklı dengeyi getiren, evdeki huzurun kaynağı nedir diyor üstad? Ne huzur getirir eve karı koca çoluk çocuğu? İmani bil ahiret. İmani bil ahiret aileye hakim olursa o ailede huzur olur. Çünkü haddini bilir herkes. Bak mesela bu yanlıştır, doğrudur, demer, vır ağzının payını, ye yeme, kul hakkıdır falan. Bunları korkutan, dengeye koyan, yaptırmayan, yaptıran nedir? Aklımızın kıblesi olan imani bil ahiret, ahiret inancıyla mümkündür. Peki içimizi dengeye getiren, onun adı da ihlastır. O da noktayı istinat, Allah'a imanımızdır. İçsel dengeyi, ihlas, dış dünyayı niyet tanzim eder. Bir daha söylüyorum. İçsel dünyayı Allah'a iman tanzim eder, kıblesine koyar. Bunun adı ihlastır. Dış dünyayı, dimağı kıblesine koyan ahirete imandır. Çünkü buradaki davranışları yapmıyorsun, işlemiyorsun, içmiyorsun, zina yapmıyorsun, internetler, televizyonlar, şunlar bunlara, pisliklere girmiyorsun. Niye? Ya günahtır ya. Allah hesap sorar. Ahiret inancın nispetinde bu yapmazsın. Ahiret sana ne kadar hakimse o kadar dünyan kıblesindedir. Aklı aklımızı kıblesine koyan niyettir. Noktayı istimdattır. Yani ahirete imandır. İçsel yapımızı, dış dünyayı değil, ruhsal yapımızı, ahlakımızı, huyumuzu, yani tutarsızlığımız var ya, bir böyle bir böyle, geçimsiz bilmem ne ya falan. Bunları da kıblesine koyan ihlastır. O da noktayı istinattır şu, yaslanma, dayanma, Allah'a imandır. Allah'la bizim aramızdaki ilişkinin adı ihlas. Dünyadaki hadiselerle ilişki münasebetimizin seviyesi ve kalitesi, onun adı da niyettir ve ahirete imanla içerisi dolar ve kaliteli olur. Hasan abi, İsviçre'de herkesin bir tarlası var, yiyip çekmiş etrafında hayvanlar içinde otluyor. Bunlar niye dışarı çıkmıyor? Ne kadar akıllı hayvan, hepsini gidiyor öyle, hiç dışarıda hayvan yok. Bir de bunlara da elektrik veriyorlar. Hayvan ihtiyar olduğu için irade yok onda. Gidiyor, dokunuyor, elektrik çarpıyor, geri geliyor. İkinciye dokunmuyor daha. Hiç oradan yanından bile yaklaşmıyor. Onun dibindeki otlar büyümüş abi. Yanaşmıyorlar bile oraya. Oradaki otlar... Beraberdik. Bütün tarlalar... Bir tel ya, ufak bir tel. Niçin adam büyük işte. Allah Allah, bütün hayvanlar, herkes yerinde. Lan nasıl olur lan? Bu insan olsa bile geçer ya. Meğer öldürmeyecek kadar ceylan verilmiş. Yanaşınca pat diye çarpıyor. He, abi ama yanaşma dedi Abdullah. Abdullah elektrikçi ya. La tutsam ne olur dedim. Abi bir şey olmaz lan. Tırırt yapar da falan. Ondan sonra niye yanaşmıyor? Hayvan o kadar hayvan değil. Geliyor tırırt geri geliyor. Ama ben ise bir günah batıyorum bir daha. Hayvandan daha aşağı. Kenana mı benim adam? Hayvan bile olamaz diyor Allah. Bozulunca tereyağı özdür. Bozulunca zehir olur. Yoğurt öz değil, bozulunca yenir.
minzi yapılır, tamam mı? Çökelet yapılır. Ayran bozulursa yenir. Bir şey olur yani. Süt bozulursa, ama öz olan tereyağı bozulursa zehir olur. Yani hayvan bir çarpıldım, ikinci çarpılmıyor. O kadar hayvan değilim diyor. Ama ben bir çarpıldım, gene çarpılıyorum. Ne acayip bir şey ya. Tuhaf ya. Ama hoşuma gidiyor, biliyor musun? Niye? Lan böyle olması lazım ya. Yani tek boyutlu bir şey istemiyorum. Ben ne bileyim, hepimiz de öyleyiz de. Her şey yapabilme kabiliyetim olacak ama yapmayacağım. Her yerde olabileceğim ama bir yerde olacağım. Bak bir şey söyleyeyim. Vicdanımdan söylüyorum. Vicdanımın içinden söylüyorum. Şu anda garanti cennet de bile dense ölmek istemem, gitmek istemem. Çünkü Adem Aleyhisselam bile orayı yorumlaması için buraya ihtiyacı vardı. Daha çok hakikatlarla oranın hakikatını yorumlamak inşallah nasip olacak. Ne acelemiz var? Zaten gideceğiz oraya. Ne yapacağız şimdi? Öyle değil mi? İnşallah. Ya zaten gideceğiz. Erken gidip de ne yapacağız? Arkadaşlar işimiz, böyle dersler imbisat var, inkişaf yok ya. Burada olur, burada olur. Yani onun için burada, buranın kıymetini bilmek lazım. Vallahi çok tuhafıma, bugün mesela bir tane hissiyatımı paylaşayım. Motor gidiyor, ağaç büyüyor, kuşlar geliyor, sinekler uçuyor, araba geliyor, masaya bakıyor. Çok tuhafıma gidiyor bazen ya. Diyorum acaba kafayı mı oynattım ya? Bunların o dağlar var, denizler geliyor, gemilerin sesi geliyor, duvar var, kuşlar uçuyor. Yani bu Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu Allah, madde yok, mukayese yok, taklit yok, numune yok, muacele yok, model yok, misal yok. Hiçbir şey yok. Bu nasıl hatırına geldi diyorum ya, tövbe yani. Bu mesela kuşu. Bak, zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız. Bunun adı fettah demektir. Allah bir şey yapıyor, bu nasıl hatırına geldi bu renk yani? Tövbe estağfurullah yani, ama düşünmek için. Yani şaşırıyorum. Sesler geliyor, kuşlar uçuyor falan. Allah Allah yani. Allah hakikaten acayip bir şey yapmış. Öyle terkip etmişim. Bugün bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hoşuma da gidiyor adamlar bana. Yani eğer bu şeyler gibi, kuşlar gibi olsaydı olmazdı. O kabiliyetler nasıl gelişecekti? Birisi yola girdi, girmedi, geldin, geçtin, geçmedi, verdin, vermedin. Mahkemeler falan, boşanmalar. İyi iyi bunlar ya. İnsanın derinliklerini dışarıya ediyor. Gizli kalırdı. Yani batını başka hangi şekilde dışarıya çıkartacaktı? Düşündüm, düşündüm, bulamadım. Düşünmeyle olmuyor dedi. Düşünceyle olmuyor dedi, değil mi? Doğru. Allah başka bir şey yani. Allah işini biliyor. Hoş geldin. Elhamdülillah. Allah ile gurur duyuyoruz, değil mi? Elhamdülillah. Allah ile iftihar ediyoruz. Elhamdülillah. Ya Rab, seninle gurur duyuyoruz. Rabbim Allah. Deli hayvan riyakarlık yapamaz. Niyet eylemsel sadakattan, fikirsel de ihlastan beslenen, öğrenilen, eğitilerek kazanılan sıfatımızdır. İnsana sorumluluk getiren niyettir. Başka bedensellerini ruhsal hayatıyla bütünleştiren, bütünlük olarak gösterendir niyet. Yani bedensel hayatı, bedensel yaşantıları, yaptıklarımız, fiilleri ruha mal eden, ruha dönüştüren, yapısını değiştiren, genetiğini değiştiren, mesela yanlış yapıyor, doğru diye yazılıyor niyetiyle. Davarcığım, DNA'm vardı ya Musa Aleyhisselam'ın zamanında, bir adam çoban namaz kılıyordu. Ey Allah'ım, buraya gelsen sana yeni, taze, eski değil, yeni sağlamış süt verecektim. Bitinin varsa temizleyecektim. Seni buraya yatırınca abamı senin üzerine ötecektim. Üşümemek için yanına odun atacaktım. Acıkınca sana yavru kesecektim. Dağarcığım, değilim. Böyle namaz kılıyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam denk geliyor. Doğru öğretiyor. Öyle değil diyor. Musa Aleyhisselam işi karıştırıyor. İşi karıştırıyor. Karıştırıyor ama bak başına neler geliyor. Tamam tamam diyor. Şimdi bir defa düğmeyle olur mu? Çoban. Çekip gidiyor Musa Aleyhisselam. Adam yapacak, unuttu hepsi. Çoğusunu unuttu. Eskisi değilmiş. Yeniyi de unutmuş. Ne demiş biliyor musun?
Ey şimdiye kadar ibadet ettiğim Allah'a yardım et bana. Bunu diyebilmiş. Allah da ne yapmış Celle Celaluhu? Ya Musa, seni benim ile kullarımın arasını açman için mi gönderdim? Ulul Azm peygambere geri dön, onun isteği gelene kadar yanında ol. Böyle bir Allah. Var ya, kocasına şikayet eden kadının şikayetini Resulullah'a geldiği zaman onu duyan Allah'tır diyor da peygamberimize. Şikayetini. O kadının şikayetini duyan Allah. Buna muhatap olmak da çok harika bir şey. Of, Allah'a muhatap olmak değil mi? Yani adama dedin ya hani Allah'tan bir şey istedin mi? Ya Allah dedi ne iş olur benim gibi? Ha, Almanya'da deniz çekiliyor ya böyle 6 saat. At arabasına bindik çekim yapacağız diye. Alman kaç yaşındaydı? 73 yaşında. Sen bu dedim denizi kim çekiyor dedim denizi gidip. Doğa dedi. Tanrı yapıyor mu dedim ya. Yani God yapar. God bu işlerle ne uğraşıyor? Bunlarla meşgul olmaz. Başka ne diyor? Sen dedim God'dan bir şey istedin mi? Ne isteyeceğim ki God'dan? At arabayı biriyle diyor. Ne iş olur God'un? At arabacısıyla God'un ne iş olur diyor. Beni nereden duyacak diyor. Ben at arabacısıyım diyor. Allah anlayacak mısın? Şey yapacak mı? God bunlarla, God diyor, God'a kızıyorum diyor. Kavgaları barıştırmıyor, ayırmıyor diyor. İnsanlar kavga ediyor, karışmıyor diyor. Ne kadar mahrum var. Ve ehli fetret. Ben kendim mesuliyet yüklendim ama lisan bilmiyorum. Dönerken neyse öne oturduk. Adama bir sorular sorduk. Ya ben nereden bileceğim dedi. God'un adına ben nasıl sana cevaplar vereyim dedi falan. O sorular keşke yayınlasaydım. Soru soruyoruz. Adam içten acısız cevap veriyor. Mesela God kim ben kim diyor. Ben at arabacısıyım. God beni nereden duyacak diyor. Bir sürü şey var diyor onun. Ya dedim bu God mu yapıyor bu şey? Yo yo dedi God yapmaz bu işlerle uğraşmaz dedi. Böyle ufak şeylerle meşgul yani. God ne yapıyor? Ben de bilmiyorum ne yaptığını diyor. Böyle bir adamları var ya onlarla konuşuyor. Konuşmaz. Bu bile bize bir şükür kapısı oluyor. Arkadaşlar ne kadar gayret edeceğimizi öğrenmemiz gerektiğini, anlatmamız gerektiğini söylüyor. Onun için bu dertten dolayı dertlenip memleket yollarına düşüyoruz insan. Ustad onun için insanların imanı kurtulması adına bir sayit değil bin sayit feda olsun demiş. Ya. Şu sayfayı bitireyim şu kadar kaldı. Dersi bitiriyorum. Çünkü mümkün değil bir derste mümkün değil. Peki. Kendinle tanıyıp yorumlamaktır niyet. Naci. Hepsinin delilleri var ha. Şu defterde. Başka. Karşıyı yorumlayıp anlamlandırmaktır niyet. Karşıyı. İleriye bakarak yönü tek olandır niyet. Camiül ezdat olan enfüs alemindeki pirinçten taşları ayırmaktır niyet. Kimlik ve kişiliğinin alt veri tabanıdır niyet. Allah'ın Celle Celaluhu kainatta, bu çok önemli. Ben çok zevk aldım bundan. Allah'ın kainatta cevap verme şeklidir niyet. Allah'ın sana cevap verme şekliymiş niyet. İhlastan dolayı niyetini değiştiriyor Allah. Ve şöyle diyeyim. Bir niyet ediyorsun, Allah kainatta cevap veriyor. Mesela, ya şimdi bir süt olsa da içsem pat zil çalıyor. Komşu sana süt getiriyor. Ha, niyetinle Allah kainatla fiilen cevap veriyor. Hatta sana bir taraf hoca şey yapıyor. Çocuklara besmeleyi anlatıyor işte. Besmeleyi çekerseniz ne yaparsanız olur işte kapılar açılır falan. Çocuğun bir eve gidiyor. Baba diyor besmele çekince işte her şey olur. Onlar da demek inançsız. Birkaç yıldır açılmayan bir şey var. Bavul gibi bir şey var. Götür diyorlar o zaman hoca bunu açsın. Dava geçmek amaçlı. Hoca diyor ya Rabbi diyor şimdi ben diyor bu açılmazsa
bu çocuklara inanacaklar. Bismillah diyor, tık bavul açılır. Çocuğun bavulları götürüyor. Halis niyet. Halis. O anda var ya, o adam, o haleti var ya, o ya Rab bunların imanın hatırına. O anda bir şey dekleseydi başka o da olacaktı. Durculara kabile imanı koyuyorsun. Neyse. Geleceği aralayıp gösterendir niyet. Geleceğin en güzel delili niyettir. O ki gelecek yok. Neyin niyetini yapıyorsun? Gelecek yoksa neyin niyetini yapıyorsun? O zaman geleceği en güzel ispat eden niyettir. Çekirdektir. O geleceği kastetmemişse çekirdeğe niçin ağacı yazmış? Çekirdeğe ağacı yazmak gelecek bari kastetmiş. İnsanın ruhuna da ahiretin yazılması ahireti kastetmiş. Ağacı kastetmeseydi çekirdeğe ağacı, ahireti ağacı evet. İnsana da ahireti yazdı. O ruhtaki o yapı ahireti gösteriyor. Çekirdekteki ağaç ağacı gösterdiği gibi. Geleceği aralayıp gösterendir niyet. Fıtrattakilerin dışarıdakilerin içeriye girmelerine onaylama merkezidir niyet. 4-5 tane kaldı. Saatin diğer çarklarını harekete getiren zembereği gibidir niyet. Hasenatı seyyata, seyyatı hasenata tebdil edendir niyet. Diğer mahlukattan ayıran en belirgin özelliğidir insanın niyeti. Zaman ve zemine hükmedendir niyet. İlim ile amel arasındaki berzahtır niyet. Kelimelerimizi havada canlandıran niyet, ihlas ile hayatlanır. Canlandıran niyet, hayatlandıran ihlas. O zaman ihlas ile hayatlansın, ihlas hay sıfatına, niyet ile canlansın, mühiye esmasına bakar. Niyet bir ruhtur, bu ruhunda ruhu İhlastır. Ya ihlas sıfata, niyet esmaya bakar. Çok acayip. Çok garip. Diyor ki, bir daha okuyayım orayı. İhlas ile hayatlansın, niyet ile canlansın havadaki kelimeler diyor. Hayat sıfata bakar, can muhi esmasına bakar. İhlas, sıfata, niyet, esmaya bakar. İnşallah 22. sayfadan devam edeceğiz. Bir daha nasip olursa. Bu niyeti bitirdikten sonra ondan sonra şeyi okuyacağız. İksir. İksir okurken inşallah Allah nasip ederse mayeyi de çalışacağım. Namayı da inşallah beraber paylaşacağız. Mayeyi bilmiyor. Yalnız yerini vicdandadır. Zihin ve iradeden beslenir. Niyetin iki ayağı vardır. Mahluk değil niyet. Vücud haricisi yoktur. Kalptedir. İkinci niyet, vicdandaki irade ve zihnin bütünlüğüdür. Birinci niyet ise dimağın iltizamındadır. İltizam. Bunu kitap okuyanlar için tabii bu derste en azından böyle 5-6 tane bir şey anlatsak yeter ama hiç kimse de hissesiz kalmasın. Bazı şeyleri sen anlamadınsa aramızda çok kitap okuyan ve topluma yön veren insanları biliyorum, tanıyorum. Ve araştıran ve ehli tefekkür enfusçiler var. Kaliteli ve yüksek seviyeli. Onlar da onların hisseleridir. Ondan sonra gecemiz ve gündüzümüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak korktuklarımızdan emin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan ervah habiseleri, mevadi şerileri evimizden ve bedenimizden hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve afiyete vesile olan ervah haliyeleri, ruh kudsileri Allah evimizi ve bedenimizi halk eylesin, yaratsın,
ve ihya eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Davamıza, memleketimize, vatanımıza ve Müslümanlara yardım eden hangi sınıf insan olursa olsun ya Rab onları muvaffak eyle. Amin. Ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Bizi dua edenleri, dua isteyenleri, söz verdiklerimizi hepinizi kastediyorum ve üzerimizde hakkı olanları ve hizmet imanı ile alakadar olanları iki cihanda aziz ve mesut eylesin. Amin. Dertlerini, sıkıntılarını bertaraf eylesin. Amin. Cenab-ı Hak ihlas-ı etem ve husn-ı hatime versin. Amin. Ya Rabbi hizmet imanı Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüf sırrına tam sahip olanlardan eylesin. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha. Temassalavatı.